Saadet, bu valiz ne böyle? Sen nereye gidiyorsun? Ben vedalara çok dayanamam. Ama size o kadar alıştım ki. Hoşça kal demek için bekledim. Çok doğru bir zaman değil belki ama. Bizim konakta zaten doğru bir zaman yoktur. Ama doktor zaten benim bir ay daha gözetim altında olmam gerektiğini söyledi. Sen nereye gidiyorsun ki beni bırakıp böyle? Dedi. Dedi ama karınız. Karını düşünmüyor. O beni istemiyor. Kovdu beni Adnan. Bana artık buradan git. Sana ihtiyacımız kalmadı dedi. Kovdu beni. Yani belki de bunları sana söylememem gerekiyordu ama. Ya, tabii ki söylemelisin. Ben de çok üzüldüm bu duruma. Ve karım adına senden özür dilerim zaten. İnan mecbur kalmasam ben bu işi hiç yapmazdım. Hayatta bir tek annem var. O da çok hasta. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalışmak zorundayım. Ama ben şimdi ne yapacağım mı? Nereden başlayacağım hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Tamam. Üzülme sen. Hadi. Üzülme. Ağlama bak. Azade Hanım. Azade Hanım, gururum o kadar çok kırdıkırım. Tamam. Lütfen üzülme. Hadi. Ağlama. Çok. Ağlama. Kahretmesin. Doktor hanım, ne oldu bana? Hipotansiyon nedeniyle bayılmışsınız. Yani kim getirdi beni peki buraya? Bir beyefendi getirdi. Yolda bulmuş galiba. Gitti kendisi. Peki tam olarak neyim var benim? Yani neden bayılıyorum? Yoksa yine panik atak mı geçirdim? Yok yok, korkulacak bir şey yok. 6 haftalık hamilesiniz Ayşe Hanım. İlk trimesterde olur böyle. Tebrik ederim. Hamile miyim? Thank you.
Şimdi çıktı hastaneden. Hamileymiş. Aklım sende kaldı. Arabanı da görünce. Gel yenge gel. Ah be Ferit. Yani şu yaşadıklarına bakıyorum da. Of. Yani ne diyeyim. Ya bu Hande var yenge, ya. Yenge. Ne yapayım, gerçekleri söylemeye mecburdum. Hani kimse kusura bakmasın. Hande hafızasını kaybetmiş olabilir ama ben ne yaşadığımı, ne hissettiğimi o kadar iyi biliyorum ki. Vallahi Hande'nin bazı şeyleri hatırlamadığı yalan Ferit'ciğim. Yani bu kız seni yeniden elde etmek için hepimize numara yapıyormuş. Allah Allah. Vallahi ben ne diyeceğimi şaşırdım artık yenge. Ne diyeyim ki? Hande'dir, ne yapsa yeridir. Her şey beklenir ondan, doğrudur. Oh, senin de işin çok zor be Ferit. Yani neyse ki güçlü ve sabırlı bir adamsın. Yoksa daha olsa dayanamaz senin şu yaşadıklarını. Sağ ol yenge, sağ ol. Böyle diyorsun ama gel bir de bana sor. Ben İhsan'ın beni sevdiğine hiç inanmıyorum artık. Aşkımdan ölüyordu. Ne oldu? Bak, arkasına bakmadan gitti. İzi bile kalmadı. Yengeciğim, üzülme olur mu? Benim seninle olan bağım amcamdan ötürü değil. Hatta sen bana amcamdan daha yakınsın. Bunu sakın unutma, olur mu? Çocukken az çilemizi çekmedim ben. Az burnundan getirmedik. Bırak da borcumuzu ödeyelim biraz ya. Ah be canımın içine borcu, olur mu öyle şey? Ben sizi kendi evlatlarım gibi sevdim. Canım yengem benim. Biliyoruz yenge, biliyoruz. Biz de seni canımızdan, kanımızdan biri gibi sevdik. İyi ki varsın. İyi ki. Canım benim. Ayşe arıyor. Aç hadi aç. Ayşe. Ayşe. Ayşe ne oldu? Niye sesin kötü geliyor? Saadet, hadi artık ağlama lütfen. Hiçbir yere gitmiyorsun, tamam mı? İşini de kaybetmeyeceksin. Ben asla böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Azade, bana danışmadan Saadet hemşirenin işine son vermişsin. Sebebini öğrenebilir miyim? Şimdi ailemiz ve geleceğimizi ilgilendiren çok daha önemli konularımız var Adnan. Bu da benim için önemli bir konu Azade. Saadet hemşireyi neden bu konaktan kovdun? Açıklar mısın bana lütfen? Ne mutlu ki çabuk iyileştin Adnancığım. O yüzden Saadet hemşireye gerek kalmadığını düşündüm. Ama sen bilirsin. Yani diyorsan ki kendimi kötü hissediyorum, o başka. Yani sonuçta hasta olan sensin. Neyse, Saadet hemşire sen ne zaman istersen o zaman gitsin. Şu anda böyle gereksiz konularla zaman harcamak istemiyorum.
Konuşacak daha önemli konularımız var. Bize izin verir misin lütfen? Evet, az önce önemli aile meselelerimizi gördük. Şimdi bakalım sırada ne var? Zümrütlere çok ayıp oldu Adnan. Ferit yine ağzına geleni söyledi. Bizim bunu telafi etmemiz lazım. Ne telafisi? Hande'ye gelinliği sen giydirdin yine. Bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Hande'ye gelinliği ben giydirmedim. Kendi giydi. Zümrüt benim ahiretliğim. Gidelim, özür dileyelim. Bu durumu telafi edelim. Bize yakışanı yapın. Ben hiç kimseden hiçbir şey için özür dilemem. Hele o Hüseyin'den asla. Hande'yi sen umutlandırdın. Eğer sen gitmek istiyorsan buyur git, kendin özür dile. Ben asla hiçbir yere gitmeyeyim. Peki, zaten hastasın. Bence sen dinlen. Kalp Yarısı ATV'de.